size kendi yalnızlığını, değersizlik hissini, özgüvensizliğini, hayatın içindeki o sıkışmışlığını ve içinde taşıdığı daha bir sürü yarayı eserlerine döken Franz Kafka'dan bahsetmek istiyorum. Gerçekleri metaforlarla birlikte fantastik bir şekilde kurgulayarak okuyucusunu bol bol düşündüren ve bize yeni pencereler açan bir yazar. Tüm eserlerinin bir derinliği ve felsefesi var. Bu derinliği, felsefeyi kavrayabilmek için Franz Kafka'yı biraz anlamaya çalışmak gerekiyor. Onu anlayabilmek için de hayatına birazcık gireceğiz. Hem Franz Kafka'yı anlamanızı hem de eserlerini anlamlandırabilmenizi sağlayacak ölçüde bahsedeceğim. Hadi başlayalım. 3 Temmuz 1883 yılında bugünkü Prag'da dünyaya gelir. Ailenin ilk ve erkek çocuğudur. Kendisinden sonra 5 kardeşi daha olacaktır. Doğan ilk iki erkek kardeşi daha bebekken yakalandıkları bir salgın hastalık sonucu hayatlarını kaybederler. Ondan sonra 3 kız kardeşi dünyaya gelir. Yalnız Franz Kafka'ya göre yalnız olması, tek erkek olması, ondan sonra dünyaya gelen iki erkek kardeşinin vefat etmiş olması, kız kardeşlerinin ise yıllar sonra dünyaya gelmesi Franz Kafka'yı babasının zorbalıklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bırakır. Franz Kafka'nın annesi Julia Kafka ise bazı kaynaklara göre 12 saatten fazla olduğu söylenir. Hermann Kafka ile birlikte, yani Franz Kafka'nın babasıyla birlikte gününü çalışarak, dükkanda çalışarak geçirirmiş. Franz Kafka'ya ve kız kardeşlerine ise evdeki yardımcıları bakarmış. Yani anlayacağınız sevgi dolu, ilgili bir aileden bahsetmek imkansız. Sizi küçük Franz Kafka ile tanıştırayım. Franz Kafka bu fotoğrafta henüz 5 yaşındadır. Gelsin fotoğraf. Babasının gölgesinde ve onun baskısıyla ezilen, zayıf, iştahsız, çelimsiz, özgüveni olmayan küçük bir çocuk. Ve babasının tüm zorbalıklarıyla tek başına mücadele edecek kadar da güçlü. Maalesef ki zorba, baskıcı, otoriter babası Hermann Kafka ve ezik, içine kapanık annesi Julia Kafka arasında sıkışıp kalır. Ne yazık ki Franz Kafka annesine çekmiştir. Babasıyla arası çocukluğundan itibaren hep çok kötüdür. Babasından nefret eder, buna rağmen yine de içten içe bir hayranlığı da vardır. Bunları nereden biliyorum diye düşünüyorsanız eğer, Franz Kafka'nın babasına yazdığı ve hiç göndermediği, ölmeden önce arkadaşı Max Brod'a tüm eserleriyle birlikte yok edilmesini vasiyet ettiği ve Max Brod'un vasiyeti gerçekleştirmediği için bugün bizlere ulaşan Babaya Mektuplar eserinden biliyorum. Bu mektuplardan bazı kısımlar okumak istiyorum size Franz Kafka'nın ağzından. Asker selamı vermeyi ve asker gibi yürümeyi becerdiğim zaman desteklerdin beni. Ama ben geleceğin askeri değilim. Ya da iştahla yemek yiyebildiğim zaman. Hatta yanı sıra bir bira da içebildiğim zaman desteklerdin. Ya da anlamadığım şarkıları tekrar edebildiğim veya senin en sevdiğin lafları senin peşinden geveleyebildiğim zaman. Ama bunların hiçbiri benim geleceğimin bir parçası değil. Ve aslında bugün bile herhangi bir konuda ucu ancak sana dokunuyorsa zedelediğim veya benim şahsımda zedelenen, örneğin Peppa beni azarladığı zaman senin onurunsa destekliyorsun beni. O zaman destekleniyorum. Bana değerim hatırlatılıyor. Yapmaya hakkım olan hamlelere dikkatim çekiliyor. Ve Peppa mutlak bir biçimde mahkum ediliyor. Ama şimdiki yaşımda artık desteğine neredeyse hiç ihtiyaç duymadığım bir kenara bırakırsak bile, ancak öncelik söz konusu olan ben değilsem, gelen desteğin bana ne faydası olacak diye ifade ediyor mektubunda. Ayrıca Franz Kafka babasını sık sık rüyalarında görür. Hatta bunlara rüya demek yanlış olur. Çünkü tam olarak kabuslar. Ve Franz Kafka'nın ağzından bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Babamın adeta kuş gibi çevik adımlarla çıkmaya başladığı hayli dik bir duvar yükseliyor. Duvarı çıkarken babamın bacakları adeta havada uçuyordu. Yukarıya ancak büyük bir zahmetle emekleyerek altındaki duvar gittikçe daha da dikleşiyormuş gibi sık sık geriye kayarak tırmanabildim. Sonra işin tatsız yanı duvarın insan pisliğiyle dolu olmasıydı. Yumak yumak topaklar üstüme yapışıp kalıyordu diye yazmış Franz Kafka.
Ayrıca Franz Kafka yine babasına yazdığı mektuplarda onu tanrı gibi gördüğünü, onun sözlerinin tanrının emri gibi algıladığından bahseder. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Franz Kafka Yahudi olmasına rağmen hayatının hiçbir yerinde inancına dair izleri taşımaz. Yani Franz Kafka aslında babasını tanrı gibi gördüğünü ifade ederken mecazi bir anlatım kullanmamış olabilir. Eserlerini okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Romanlarında ve öykülerindeki otorite takıntısı da yine babasına dayanıyor. Her ne kadar içindeki bu kasvetli havanın ve ruhsal sancıların büyük dayanağı babası olsa da tek sebebi değildir. Almanca konuşan orta sınıf Yahudi bir aile. Almanca konuştukları için Çekler tarafından kabul görmezler. Yahudi oldukları için ise Almanlar tarafından kabul görmezler. Birçok farklı etnik ve dini kökenin bir arada yaşadığı dönemin Avusturya İmparatorluğu'nda bir aidiyet geliştiremezler maalesef. Azınlık olmanın azlığını her zaman içinde taşır Kafka. Yaşadığı bu ruhsal bunalımlarda bu durumun da etkisi vardır. Hatta çok severek okuduğum Dava adlı kitabında baş karakter olan Joseph K'yı tutuklayan, ki bu bizzat kendisidir, üç polis vardır ve bunları da metafor olarak kullanır. Prag'da bir Yahudi oluşumunun üç boyutta ele alır. Bunu tutuklayan üç kişi Robensteiner Alman, Kaminer Yahudi, Kulik ise Çek'tir. Dava romanından bahsetmişken şunlardan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Yine üstün bir otorite tarafından karar verilir tutuklanmasına, ayrıca kendi yarattığı dünyasına boğulmasını anlatır diyerek sonlandırayım. Biraz duygu dünyası ve edebi yansımalarından bahsetmek istiyorum. Franz Kafka defalarca nişanlanır, defalarca hayatına biri girer. Yalnız hiçbiri evlilikle sonuçlanmaz. Bunun bir kısmına babası engel olur, bir kısmına ise ruhsal bunalımları ve özgüven eksikliği engel olur. Hatta Felicia'dan ayrıldığında o kadar çok üzülür ki günlüğüne şu satırları yazar: "Duygusuzun tekiyim. Öyle bir haksızlık yaptım ki bu yüzden zavallı kız işkence çekiyor. İşkence aletini kullanan da benim," diye not eder. Yine de Franz Kafka'nın hayatında her dönem birisi olmuştur. Eserlerini bu kadar kasvetli, ruhsal bunalımlar, içsel sıkışmışlık, değersizlik, boğulma, özgüven eksikliği, yalnızlık olmasına rağmen arkadaşları Franz Kafka'nın oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğunu söyler ve cümlelerinin derinliği olduğunu ifade ederler. Zaten Franz Kafka da bu durumu "benim yalnızlığım kalabalıklarla dolu" diye ifade eder. Franz Kafka'nın özgüven eksikliği eserlerine bakış açısını da etkiliyor. Bunca zaman severek okuduğumuz onca eseri bir hiç olarak görüyor ve hukuk fakültesinde tanıştığı en yakın arkadaşı olan Max Brod'a hepsinin yakılması için vasiyet ediyor. Yalnız Max Brod bu vasiyeti yerine getirmiyor ve eserleri uluslararası çapta hak ettiği değeri görmeye başlıyor. Ayrıca Kafka eserlerinde ki karakterlerle özdeşlik kuruyor. Şatodaki K, Amerika'daki Carl, davadaki Joseph K, dönüşümdeki Gregor Samsa, senatoryuma yattığı dönemde yazdığı açlık sanatçısındaki açlık sanatçısı Kafka'nın bizzat kendisidir. Kafka vefat ettikten sonra onun eserlerini okuyan bazı uzmanlar, özellikle günlüklerini okuyan bazı uzmanlar Kafka'nın şizofren olduğunu iddia eder. Elbette ki bu kanıtlanamayacak bir iddiadır. Kafka literatürümüze Kafkaesk, yani Kafkavari kelimesini kazandırmıştır. Bu kelime Kafka'nın yazdıkları gibi olayları tarif etmek için kullanılır. Bu olaylar nasıl olaylar diye soracak olursanız eğer hemen saymaya başlıyorum. Umutsuzluk, çaresizlik, içsel sıkışmışlık, yalnızlık, değersizlik hissi, yetersizlik, o azınlık hissi, ait olamama, kabul görmeme, baskı altında, tehdit altında hissetme ve daha nicelerini sayabiliriz. Bu kavramı kelimelerle anlatmak oldukça yetersiz kalıyor. Kitaplarını okuduğunuzda ancak o derin anlamı alabiliyorsunuz. Bununla birlikte George Lucas, ki kendisi bir eleştirmendir,
Kafka'yı anlamak için okumak yetmez, yaşamak gerekir der. Kendisi de uzun bir süre Kafka ile zıt kutuplarda yer alır ve onu sürekli olumsuz anlamda eleştirir. Fikrinin değişmesine sebep olan şey ise bir gün evine bir grup gencin baskın yaparak gözlerini bağlayıp kaçırması olur. Gözlerini bağladıktan sonra onu bir uçağa bindirirler. Bir süre sonra inerler. Bir süre sonra tekrar uçağa binip gözlerini hiçbir şekilde açmadan hiçbir şey olmamış gibi evine bırakırlar. Bu olaydan sonra George Lucas'ın Franz Kafka'yı anlamak için okumak değil, yaşamak gerekir ifadesini kullanır. Franz Kafka ile ilgili bir diğer farklı nokta ise vejeteryan olması. Birçok kaynağın belirttiğinin aksine Franz Kafka vejeteryanlığı inancı veya ahlakı yüzünden benimsemiyor. Çünkü zaman zaman et yediği biliniyor. Franz Kafka çocukluğundan beri yaşadığı hazımsızlık sorunu çözüm olarak görüyor vejeteryanlığı. Yine de beslenmesine oldukça dikkat ediyor. O dönemin popüler akımı olan Flatter yöntemini uyguluyor. Ve bu yönteme göre sebze ve meyveler çiğ yenir, süt çiğ içilir. Yanlış söylemek istemiyorum, Jorgen Peter Müller beden eğitimi sistemini uyguluyor bir yandan da. Ve bu sistemde bir yetişkinin her gün yapması gereken fiziksel hareketleri barındırıyor. Franz Kafka her gün açık pencerenin önüne geçip üst bedeni çıplak olacak şekilde bu hareketleri yapmaya devam ediyor. Ta ki hastalık onda bu hareketleri yapacak güç bırakmayana kadar. Ayrıca haritada Prag'ın yerine bakarsanız kışları oldukça sert geçen bir yer olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bu hastalığın ilerlemesine de bunun da etkisi var. Çünkü uzmanlar şöyle bir değerlendirme yapıyor Franz Kafka'nın vefatından sonra. Bu hastalığın uyguladığı Flatter yöntemiyle geldiği ve beden eğitimi hareketleriyle ilerlediği iletiliyor. 3 Haziran 1923 tarihinde ise verem tedavisi gördüğü sanatoryumda hayatını kaybediyor Franz Kafka. Franz Kafka'dan bize kalanlarsa arkadaşı Max Brod'a vasiyet ederek yakılmasını istediği eserleri kalır. Ayrıca Franz Kafka hayattayken eserlerinin büyük bir çoğunluğunun yakılarak hem kendisi hem de sevgilisi tarafından imha edilmesini sağlamıştır. Eserlerinin bir kısmıysa Çekoslovakya, Nazilerin Çekoslovakya işgalinde yok olmuştur. Franz Kafka ile ilgili belirtmek istediğim son bir ironi var. Bu da Franz Kafka'nın anne babasından çok önce vefat etmesine rağmen annesinin ve babasının Franz Kafka'nın mezarına defnedilmiş olmasıdır. Ve bunun için bazı insanlar Franz Kafka'nın öldükten sonra bile babasından kurtulamadığını söyler. Videomu sonlandırmadan önce Franz Kafka ile ilgili küçük bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Franz Kafka günlük yürüyüşlerini yaptığı parkta küçük bir kıza rastlar. Küçük kız ağlıyordur, onunla konuştuğunda bebeğini kaybettiğini öğrenir. Küçük kıza bebeğini bulacağına dair söz verir, ertesi gün buluşmak üzere sözleşir ve ayrılırlar. Franz Kafka bebeği bulmak için uğraşır, maalesef bulamaz. Bunun üzerine bebeğin ağzından küçük kıza mektup yazmaya karar verir. Ertesi gün sözleştikleri yerde buluşurlar ve küçük kıza mektubu uzatır. Mektupta şunlar yazıyordur. Lütfen benim için endişelenme. Dünyayı görmek için uzun bir yolculuğa çıktım. Sana başımdan geçenleri anlatacağım. Yazar. Franz Kafka küçük kızla her gün buluşmaya devam eder ve her buluşmasında mektup verir. Küçük kız bu mektuplarla heyecanı giderek artar ve mutlu olur. Son buluşmaları geldiğinde ise küçük kıza elinde bir bebekle gelir. Küçük kız oldukça şaşkındır çünkü kendi bebeğine hiç benzemiyordur bu bebek. Bebeği aldığında üzerine iliştirilmiş notu bulur. Yolculuğum beni çok değiştirdi. Evet. Aradan yıllar geçer, küçük kız bir yetişkin olduğunda bebeğe ustaca iliştirilen bir not bulur. Notta şunlar yazar. Sevdiğin her şeyi er ya da geç kaybedeceksin. Ama sevgi başka bir surette tekrar karşına çıkacak. Bu hikayenin gerçek mi yoksa rivayet mi olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Zaten bu hikayenin gerçek mi yoksa rivayet mi olduğundan çok
çıkartacağımız ders bizim için daha önemli diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomla ilgili yorumlarınızı hem benimle hem de izleyiciyle paylaşmak için yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Franz Kafka'nın eserlerini inceleyeceğim videolar da olacak. Takipte kalın. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.